Herkese merhaba. Özel Ferah Büyükçamlıca Koleji, Yabancılar Üniversitesi'nden ben Sabah Şenel. Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, 10. sınıf öğrencilerimiz için uzaktan eğitim İngilizce dersleri veriyoruz. Bu videolarımız okulumuzun resmi YouTube kanalında paylaşılıyor. Siz de evde rahat ders çalışabilirsiniz, okuyabilirsiniz diye. Actual Reading Passages işliyoruz. Yani aktüel okuma parçaları işliyoruz ki günlük yaşamınızda, hayatınızda kullanabileceğiniz, işinize çok çok yarayabilecek konuları, deyimleri, ifadeleri, sözleri öğrenin istiyoruz. Tabii bu iki taraflı bir çaba. Bizlerin emek gösterdiği kadar, bizlerin emek ortaya koyduğu kadar siz öğrencilerimizin de bir emek ortaya koymaları gerekir. Şu günlerde özellikle ayrıca söylemek istediğim bir şey, sağlığınıza dikkat edin. Dışarı çıkma imkanları olmaya başladı yavaş yavaş ama söylenen kurallara uyarak buna bu fırsatı kullanın. Dikkatli olun çünkü özel günlerden geçiyoruz. İngilizce çalışmaya devam edin. Parçamıza bakıyoruz. At the swimming pool, yüzme havuzunda diyor. Read the swimming pool poster and do the exercises and improve your reading skills. Yüzme havuzuyla ilgili bu posteri okuyun ve alışmaları yapın ki okuma alışkanlığınız ve beceriniz gelişsin diyor. Florida. Hotel swimming pool. Florida oteli yüzme havuzu. Biliyorsun otelden yüzme havuzları var. Ama preparation var. Ondan önce bakalım. Preparation bize ne istiyor? Okay. At the swimming pool. Yüzme havuzunda adult, yetişkin. Swimming pool, yüzme havuzu. Dive, dalmak. Lifeguard, can kurtaran. Children, çocuklar. Steps, adımlar demek değil mi arkadaşlar? Basamaklar demek, adımlar demek. Adult nedir? Adult. Değil mi? Adult. Yetişkin. Dive nedir? Dalmak. Değil mi arkadaşlar? Lifeguard burada. Can kurtaran. Children. Çocuklar burada. Steps şunlar. Basamaklar. Swimming pool'da bu. Hakikaten güzel bir yüzme havuzuymuş. Değil mi? Böyle geniş olimpik yüzme havuzları var. Peki. Şimdi Florida Hotel Swimming Pool ne diyor arkadaşlar? Monday, Saturday, Pazartesi'den Cumartesi kadar çıkmış. 08'den 22'ye kadar. Pazar günü de 9'dan 5'e kadar muhtemelen bakım yapılıyor. Geri de bayağı iyi. Sabah 8'den 22'ye kadar açık olmak. Evet, no diving. Atlamak yok arkadaşlar. No diving böyle bir nasıl derler? Atlamayacaksın havuza. Nasıl oluyorsa ilginç. Çünkü kalabalık olabiliyor, kaza olabiliyor. No diving ne yapıyoruz? Merdivene iniyoruz. Running, no running. Koşmak yok. Koşmak yok arkadaşlar. Koşmak yok. Okay. No eating or drinking in the pool. Havuzda yeme içmece yok. Use the steps to go into the pool. Basamakları kullanın havuza gitmek için. Children should be with an adult or at all times. Çocuklar her zaman bir yetişkinli olmak zorundadır. Neden? Yani çocuk bu. Havuz tehlikeli. Respect the lifeguard at all times. Yani can kurtaran her zaman saygılı davranın, saygı duyun. Ne diyorsa yapın anlamında herhalde. Yani yoksa nasıl saygısız geçeceksiniz de. Hani verdiği talimatlara uyun anlamında bir söz olabilir. Peki, check your understanding grouping. Gruplama yaparak anlayışımızı bir ölçelim. At the swimming pool, dive, run, eat, drink. Use steps, listen to dive, guard, swim. Peki, at the swimming pool, do. Yüzme havuzunda yapabileceğimiz şeyler. Dive, yapamıyoruz değil mi? Dalamıyoruz. Çünkü yukarıdan diyor, dalamazsın diyor. Run, yukarıda koşamazsın. No running diyor, no diving diyor. Eat, no eating, drinking in the pool. Havuzda yiyip içemezsin diyor. Use the steps değil mi? O olur. Use the steps yani basamakları kullanmalıyız. Peki, listen to the lifeguard. Tabii ki respect, saygı göster, söylediklerini yap. Ve de swim. Tabii ki yüzmalıyız, yüzebiliriz yani. Yüzemeyeceksek yüzme havuzunda ne işimiz var diyebiliriz. Okay. Check your understanding true false'la bakalım. The swimming pool is open every day. Yüzme havuzu her zaman açık. Every day açık mı? Bakalım every day açık mı? Her gün açık mı yani? Monday, Saturday, Sunday. Monday. Yani pazartesinden cumartesi kadar açıkmış. Doğru her gün açık sayılır. Okay. The swimming pool is open at 8 on Sunday. Pazar günü 8'de başlıyor. Hayır. Değil mi? Pazar günü 8'de açılmıyor. 9'da açılıyor arkadaşlar. Peki. Ondan sonra cuma. Ne diyor? You can eat in the pool. Havuzda yemek yenir mi canım? Yenmez. Tabii ki çığırın kendisi olan. Çocuk da yalnız yüzebilir. Olmaz.
You can't dive into the pool. Havuza dalamazsın. Doğru, dalamazsın. The swimming pool closed early on Sundays. Pazarlar erken kapanıyor. Nedir bu? Doğrudur arkadaşlar. Pazarlar erken kapanıyor. Swimming pool is open every day. Doğru. Her gün açık. Doğru. Pazarları 8'de açık. Doğru. Havuzda yemek yiyebilirsin. Yanlış. Çocuklar yanlış yüzebilir. Yanlış. Havuzda dalabilirsin. Yanlış. The swimming pool closed early on Sunday. Pazarlar erken kapanıyor. Doğru. Değil mi arkadaşlar? Okey. Güzel bir okuma parçasını bitirmiş olduk. Bunlar basit görünebilir size ama değil. Önemli şeyler. Çok işe yarayan şeyler. Ha, bunları söyleme yazmaya gelince de zorlanırsınız. Basit şeyler öyledir. İnsan okuyunca anlar, aa ne kadar basit. Ama bir söyleyin bakalım. Bir gün yazmak, konuşmak gerekince aa nasıl deniyordu dersiniz. Buna mani olmanın yolu, bu duruma düşmemenin yolu arkadaşlar. Çok çok okumak, dinlemek, seyretmek. At a restaurant, bir restoranda. Look at the menu and do the exercise to practice and improve your reading skills. Menüye bakın ve ne yapın arkadaşlar? Okuma becerilerinizi pratik yapın, kullanın ve geliştirin diyor. Peki, instructions böyle. Okuyalım instructions'da ne var? Do the preparations exercise, preparation exercise with first, then read the menu and do the other exercise. Önce bir hazırlık alışmasını yapın, sonra menüyü okuyun ve diğer alışmaları yapın. Preparation'a bakalım, hazırlığa bakalım arkadaşlar. Resimler var. Curry. Curry ne arkadaşlar? Böyle bir çeşit baharatlı yemek, yiyecek. Özellikle Pakistan'da, Malezya'da, işte değişik uzak doğu ülkelerinde yaygın. Türkiye'de de artık biliniyor tabii ki. Dünya küçüldü iyice. Bakalım bunları bir yerleştirelim. Curry ne olabilir? Aşağıya bakıyoruz. Curry'li bir yiyecek arıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu en alttaki neye benziyor? Curry'e benziyor. Hemen alalım onu aşağıya. Şöyle yapalım. Buraya yerleştirelim. Şöyle yapıyoruz değil mi? Curry. Vuruyoruz. Şöyle hit ediyoruz ona. Arkasından da buraya getiriyoruz. Peki. Fruit cake hangisi arkadaşlar? Fruit cake. Elmalı, işte meyveli kek. Ne olabilir? Meyveli kek nerede? Resimler de biraz değişik görünüyor ama bulacağız. Yani şu olay, o pastaya benziyor gerçi ama şu ne ya? Bu da değişik bir şey. Peki şöyle yapalım. Bakalım pasta var mı? Kek var mı? Kek yoksa tamam o kektir. Fruit cake budur. Yani meyveli pasta diyor. Tamam. Kek deyince benim aklıma kek geliyor. Macaroni cheese. Peynirli makarna. Bakalım nerede var peynirli makarna? Macaroni cheese. Bakıyoruz. Hah, şurada değil mi? Macaroni cheese. Evet. Salad. Salad nerede arkadaşlar? Bu tabii salad. Salad'ı tıklayalım. Gelelim şöyle şu boşluğa. Tekrar alalım salad'ı. Salad. Evet, şu boşluk salad arkadaşlar. Peki. Mushroom. Mushroom neresi mushroom? Mushroom ne arkadaşlar? Mantar. Değil mi? Mushroom'u tıklatmadık yalnız. Şöyle tıklatıyoruz kelimemiz önce. Sonra aşağı iniyoruz. Bir de buraya tıklatıyoruz. Mushroom mantar demek. Peki. Chicken. Chicken neresi arkadaşlar? Tabii ki burada. Piliç. Cheeseburger. 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 Yani peynirli burger. İçinde et de var ama peynir de var. Pizza. Pizza. Evet. Ice cream. Ne demek ice cream? Biliyorsunuzdur. Dondurma demek. Çok lezzetli bir şey. Okay. Coffee. Elbette kafemiz burada. Ne kalıyor? Seafood burada tabii ki. Tea tabii ki şurada güzel bardakta tea var. Gerçi biz böyle yapmıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Biz çay bardağı, ince belli çay bardağında, bir de poşette olmuyor bizimki. Torba çay torbasında olmuyor değil mi arkadaşlar? Evet, devam ediyoruz. Kaydımıza. Ekranımızda ondan biz devam edelim şöyle bir. Evet, ilk hazırlığımızı, çalışmamızı
yapıyoruz. Ondan sonra da devam ediyoruz. Evet, ekranımız kısa bir süre dondu. Çalışmamızı yaptık. Değil mi? Resimlerle, kelimeler eşleştik. Bakalım şimdi. Doğruluk, finish diyelim. Finish yapalım. Evet. Evet arkadaşlar, cevaplarımız doğru. Peki diğer alışmaya geçelim şimdi. Reading'e geçelim arkadaşlar. Reading ne diyor? Preparation'ı kapatalım. Reading ne diyor? Menümüzü okuyoruz ve aşağıdaki soruları cevaplandıracağız. Main course. Main course ne demek arkadaşlar? Main courses. Ana yemek demek. Yani main course book İngilizce'de var biliyorsun. Ana ders kitabı. Main course ana yemek demek. Yani bir konuda esas önemli olan doyurucu nokta. Yani salata main course değil mesela. Main course burada neymiş main courses? Cheeseburger 4.39 pounds. Double cheeseburger. Yani biraz da fazla bu. Ne böyle ya? 4 pound'a cheeseburger mi olur ya? Ben mi yanlış okuyorum acaba? Yok öyle. Pound işareti bu. Euro olsa ne olacak zaten? 4.39 pound. Yani cheeseburger. Double cheeseburger. Duble cheeseburger. 4 pounds 99. Yani 4 pound 99 cent. Ya da penny. Neyse işte. Şimdi ne oluyor burada arkadaşlar? Yani double cheeseburger sadece 60 cent mi artmış? Nasıl oluyor bu yani? Allah Allah. Bir tane cheeseburger 4.39 pound, double'ı 4.99 ya. Nasıl bir şey ya? O kadarcık mı fark ediyor? O zaman demek ki cheeseburger en baştan pahalı yani. Chicken curry with rice. Evet, curryli tavuk. Efendime söyleyeyim. Pilavla. 3 pounds 99. Okay. Okay. 3.99 pound. Macaroni cheese. Yani peynirli makarna. 4 pounds 19. Seafood salad ne demek arkadaşlar? Seafood salad. Deniz ürünleri salatası. Nasıl oluyorsa. Yosundan mı yapıyorlar acaba? Egg salad. Yumurta salatası. Fish and mushroom pie. Evet. Bu pay tuzlu bir şey. Kek gibi ama tuzlu. Bizde de var gerçi de böyle kek gibi yapılıyor ama abi alıyorsun tuzlu yani. Güzel bir şey. Fish and mushroom pie. Balık ve mantar payı. Tartı mı diyorlar? Ne diyorlar ona? Börek böyle. Böyle keke benzer ama börek tadında. Peki vegetarian ne demek arkadaşlar? Vegetarian. Vegetarian tabii ki ne oluyor? Efendime söyleyeyim. Vegan. Bitkisel yiyen kişi demek. Çeşitleri var. Artık takip etmekte de zorlanıyorum yani. Bayağı bir çeşidi var. Şöyle böyle diye. Evet. Bayağı bir çeşit var. Ama biz şöyle bilelim. Yani nasıl? Efendime söyleyeyim. Yani bitkisel beslenen kişiler arkadaşlar. Bitkisel beslenen kişiler, vegan diyoruz onlara. Evet, vegetarian menü de var tabii. Değil mi? Pizza, chicken pizza. Burada yanında V işareti olan şeyler arkadaşlar, vegetarianlar için. İçinde et ve hayvan ve hayvan ürünleri yok. Yani hayvan ürünleri yok, hayvan eti yok vesaire. Pizza ne? Malum pizza, chicken pizza. Ooo, chicken pizza varmış, ne ilginç. Tavuk pizza. Ben Türkiye'de görmedim veya vardı ben görmemişim de muhtemelen ama menü nerede de rastlamadım. Mushroom pizza. Mantarlı pizza. Okay. Four cheeses pizza. Aa, 4 çeşit peynirli pizza varmış. Meat pizza, etli pizza, seafood pizza. Deniz yiyecekleri olan, seafood, deniz ürünleri olan pizza varmış. Peki dessert, tatlılar. Ice cream, vanilla, chocolate, strawberry. Vanilyalı, çikolatalı, strawberry nedir? Çilekli. Banana cake, muzlu pasta var. Fruit cake, meyveli pasta var. Frutlar, sadece meyve yemek istiyorum ben diyorsanız. Apple, orange, banana, pear, mixed fruits. Okay. Sadece ben meyve yiyeceğim. Başka bir şey yemeyeceğim diyorsanız arkadaşlar. Ne oluyor bu sefer? Çeşit çeşit
Meyveler var. Ne gibi? Evet, ne gibi? Apple, orange, banana, pear gibi. Apple ne demek arkadaşlar? Okay. Armut. Şey, apple elma. Orange portakal. Banana muz. Pear armut. Mixed fruits karışık meyve demek. Peki drinks içecekler ne? Orange juice. Yani portakal suyu. Apple juice, elma suyu. Tea, çay, coffee. Coffee, kahve, water, su. Peki, check your understanding grouping. Grouping ne arkadaşlar? Şimdi. Ne oluyor? Burada gruplama yapıyoruz arkadaşlar. Grupluyoruz. Seafood salad, apple juice. Seafood salad, deniz ürünleri salatası. Apple juice nedir? Meyve suyu, elma suyu. Fish pie, fishli tart. Cheeseburger, cheeseburger, yine Türkçedeki gibi custard gibi bir takım şeyler var burada, isimler var. Evet. Custard, koyu krema, coffee, kahve, fruit cake, malum meyveli kek, banana cake, muzlu kek, pasta yani. Makaron için peynirli makarna, water, ice cream, dondurma, tea, çay biliyorsunuz. Main courses ne olabilir arkadaşlar? Seafood salad olabilir mi? Değil mi? Olur. Çünkü şöyle yapalım. Seafood salad, apple juice ne arkadaşlar? Tabii ki içecek yani. Değil mi? Apple juice ne olur? İçecek olur. Apple juice içecek olur yani. Peki. Seafood ne olur? Main course olur. Fish pie ne olur? Main course olur. Burada bir problem var. En iyi söyleyelim. Cheeseburger main course. Yani cheeseburger. Custard, krema tatlı olur değil mi arkadaşlar? Coffee drink olur. Fruit cake dessert olur. Banana cake yani fruit cake meyveli pasta dessert. Banana cake dessert. Macaroni cheese. Peynirli makarna tabii ki main dish, course, ana yemek. Water, drink olur. Ice cream, dessert olur. Tea ne olur? Yine drink olur. Seafood salad ne olur arkadaşlar? Bu da ne olur arkadaşlar? Tabii ki main course olur. Ana yemek olur. Evet, bir okuma parçamızdan sonuna geldik. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Okuma parçalarına dikkat edelim, gözden geçirelim, videolarımızı takip edelim, Zoom derslerini takip edelim. Okumak çok önemli. Konuşma, yazma, dinlediğini anlama becerilerini destekler. Sadece okuma becerimizi değil, birçok diğer, yani diğer üç dil becerisini destekler. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok dikkat edin lütfen. Sağlık kurallarına uyun. Sizleri yine okulda neşeli ve sağlıklı bir şekilde öğrenirken, eğlenirken görmek istiyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.